Bu annemizle geçen gün iki yavru görmüştüm. 4 taneymiş. Buraya yemeklerini getirdim. Sanırım bir tane daha var. 5.'si de geliyor. İşte dostlar, hep söylüyordum. Mamalar yedekliyoruz çalıların içlerine diye. Siz ne kadar güzelsiniz ya. Hoş geldiniz. İç kesimlere yine biz mamalar koyduk. Buraya da yemek getirdim onlara. Burada iç kesimde çalıların içerisinde yaşıyorlar. Afiyet olsun benim kısma. İşte dediğim gibi orman işlerini yaptığımız otağlarda yedeklediğimiz mamalarla hayata tutunuyorlar. Çok sevindim. Geçen görememiştim, bugün çok mutluyum. Bolca yemek bıraktım. İçeriye de kuru mamalar bıraktık. Allah'a emanet olun. Merhaba çocuklar. Kulübenin altından çıktınız mı? Arkadaki çocuklar bizleri çağırıyor. Tamam. Tabakları burada. Aferin benim güzelime. Tamam, çok güzelsiniz. Geçen de söylemiştim, bunların anneleri büyük ihtimalle yok diye. Evet, yok. Yetimler. Çocuklara seslendik. Bakın, Soner beni bekliyor. Hemen gideyim. Kovayla yemeğimizi getireceğiz. Bir taraftan da buraya koliler vesaire hazırladık. Bir şekilde tabaklar koyuyoruz. Kayboluyor. İşte biz de bu şekilde devam edeceğiz. 4 farklı noktaya yemeklerimizi koyduk. Buraya tabakta getirdim. 3 yavru çıktı. Biri yine kulübenin altında. O da karnını doyuracak. Hadi gel bakalım. Bolca yemekler var. Soner kovanın dibindeki yarım mamayı da, yemeği kulübelerin önüne götürdü diğer tarafa. Orada da canlar var. Ben bunların başında bekliyorum. Hem ortalığı kontrol edeceğim. Oraya da daha önce atılan yavrular var. Onlara da yemeklerini veriyoruz. Hepsi doyacak. Tüm kulübelerimize mamaları yedekleyeceğiz. Hadi bakalım, afiyet olsun. Çocuklarımız bir hayli doydular. Yemekleri de arttı, önlerinde var. Şimdi Soner kulübelere mamalar yedeklemeye başlayacak. Ben dostlar çevreyi dolaşacağım. Şu arka taraftan bütün çalılıklar, girebildiğim her yeri bir kontrol edeceğim. Yeni atılmış canlar olabilir. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. O yüzden her geldiğimizde bu şekilde kontrol etmek zorundayız. İşte karnını doyuran çekildi. Acıkan yemeğe devam ediyor. Hadi size afiyet olsun. Size bahsettim dostlar, ürkek canlar vardır diye. Bakın, bir tanesi orada. Orası nehir değil, taşkın bölge. Sakarya Nehri yan taraf. İşte nasıl ürktüğünü görün. Hemen uzaklaşmam gerekiyor. Kendisine sığınacak yer buluyor şu önde giden dostlar. Yeni atılmış. O bizim canlardan değil. Olsa zaten yanımıza gelirdi. Oradan sol taraftan çıkış var. İnşallah oradan çıkar. Bunlar bizim çocuklar. Yanımda geziyorlar. Bunlarda sıkıntı yok ama yeni atılanlarda her zaman problem. Bazen işte yavrular bu sulara kapılıp gidiyor. Rezillik. Bunları size anlatmak zorundayım ki sahada neler olup bittiğini birazcık olsun anlayın. Çünkü hepinizin buralara gelip görme şansınız yok. Az önceki canın geçişini şu karşıdan çekmiştim dostlar. Çevre dolaşıp geldim, bakın. Buradan girdi. Şu kavakların altından büyük ihtimalle buralardan bir yerden çıktı ve karşıdaki çalıların içerisine sığınmış olması gerekiyor. Diğer tarafa gidemez. Bu tarafa döndüğünü gördüm ben. Şimdi şu tepeleri vesaire her yeri gezeceğim. İşte yazın buralara bile sığınan canlar var. Buralarda melek olanları hepsini sizlerle paylaştım. Elimizden geleni yapıyoruz. Ben aramaya devam edeceğim. Bazen de korkup şu yukarıdaki kayaların aralarına saklanıyorlar. Daha önce sizlerle onları da paylaşmıştım. Şimdi oraya çıkacağım. Oralarda bir gezeyim. Bir de az önceki yeri sizinle tepe noktadan paylaşayım. Durum bundan ibaret. Bu yüzden kulübeleri en uygun o bölgelere koyuyoruz. Orada da canlara rahat vermiyorlar. Aslında istense burası harika bir yaşam alanı olur. Dostlar, çevreyi gezerken bir anne gördüm. Kızım, buraya mı sığındın sen? Orada bebişi mi varmış benim kızımın? Ellemem ben bebişini. Bakın, bebişini korumaya çalışıyor. Bir tane bebiş var kayanın altında. Az önce geldi, karnını doyurdu. O zaman şüphelendim ben.
Ellemeyeceğim Nasır. Ellemem ben senin bebişini. Hadi bakalım. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. Bu bölgedeki canlarımızın tamamını doyurduk. Yemekler arttı. Her yerde yemeklerimiz var. Karşı kulübelerin olduğu yerde. Kulübelerin işlerini tamamen mamaları yedekledik. Çevre kontrollerini yaptık. Görebildiğim her şeyi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Çocuklar doydular. Şimdi gezme zamanı. En azından buradaki canlarımızın sığınabileceği kulübeleri var. Yetimleri doyurduk. Umarım hayatta kalırlar. Diğer canlar da burada. Karnını doyurdu. Güneşleniyorlar. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Yolumuz uzun. Daha gidecek birçok yerimiz var. Oradaki canlar da bizleri bekliyor. Görüşmek üzere çocuklar. Bizim beşli anneleriyle birlikte geldiler. Bir hayli acıkmışlar, hemen mamalarını, yemeklerini hazırladık. Anne yanımda. Güzel kızım mı, güzel kızım. Hadi doyurun karnınızı bakalım. Önce bebişler mi yesin? Biz şimdi kuru mamalarını yedekleyeceğiz otağımızın içerisine. Havalar yağışlı olduğunda otağı yedekliyoruz. Diğer türlü bıçakların altlarına koyuyorduk. Afiyet olsun. Buradaki çocuklarımıza yemeklerini bolca verdik. Şimdi Soner kuru mamalarını yedekleyecek. Ben de alt tarafta bir anne ile yavrusu var. Ona yemek götüreceğim. Hadi bakayım, afiyet olsun. Şu dişimizin yavrularını hala bulamıyoruz. O da tedirgin davranıyor. O yüzden de rahatsız etmeyeceğiz. Kendisi götürürse bir hal çaresine bakacağız. Afiyet olsun. İşte anne ile bebiş burada. Hadi koş, koş yemeğini ye. Bu da arkadaşları. Tabakta önlerine koydum. Güzelce bir karından doyursunlar. Yine buralara da mamalar yedekleyeceğiz. Önce yemeklerini getirdim. Sonra kuru mamalarını getireceğim. Bunlar paylaşmıştım daha önce. İki yavru görmüştüm ama birisi maalesef melek olmuş. Bir ara çizmiş daha doğrusu. Hadi afiyet olsun. Sen doydun mu? Doydun mu güzellik? Aferin sana. Sizin, ben onlara biraz kuru mama getireyim. Boş tabağı sonra alırım. Buradaki çocuklarımızın yemeklerini getirdik. Şimdi karınlarını doyuruyorlar. Bir tanesi de annenin peşinde süt içecek. Beşi de burada çok şükür. Şimdi yemeklerini üstüne. Sonra abileri onlara bir de konserve açsın. Otağlarımızın hepsine mamaları yedekledik. Hadi geç bakalım ufaklık. Afiyet olsun. Anne, yavrumuz ve arkadaşlarının yemeklerini verdik. Şimdi ihtiyara sesleneceğim. O bir yerde uyuyor. Mutlaka. Önce bunlar yesin. O gelince rahat bırakmıyor çünkü. Afiyet olsun. Taraftan da yedeklemeleri yapıyoruz. Ondan sonra dediğim gibi sesleneceğim. Diğer canlar gelecek. Onların da yemeklerini vereceğiz. Çocuklarımızın yemeklerini verdik. Sen burada konserve peşinde mi geziyorsun? Vereceğiz, vereceğiz. Önce şu büyükleri bir doyuralım. Ya fırça attı bana, duydunuz mu? Haklı ama. Ne oldu? Sen kime fırça attın ya? Yalamaz. Bakın ileride çok zayıf bir can var. Gel evladım. Gel, gel, gel. Yeni atılmış. Çok zayıf. Şimdi o bölgeye de geçerken yemek bırakacağız. Kuru mama da yedekleyeceğiz. Tabii çekingenlik var, çocuk nasıl gelsin buraya? Her yerin yabancısı ve tedirgin. Kuru mamalarını yedekledik. Hadi siz karnınızı doyurun. Biz de şu yavruyu bir konservesini yedirelim. Gel gel. Şimdi ufaklığın konservesini verdik. Bir de başında bekleyeceğiz. Diğerleri rahatsız etmesin diye. Keyif ehli. O bizim kızımız, büyüyecek inşallah. Bunun annesi var. Evet, bizim yetimler de sesi duyup geldiler. Bunların yeri bir hayli uzakta. Onları hemen götüreceğiz. Acıkmışlar demek ki. Siz buraya niye geldiniz? Niye geldiniz evladım?
Eyvah. Kendine baksana, kocaman olmuş zaten. Tamam. Gel 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 gel. Gel gel, hadi burada yiyin. Biraz yiyin. Aferin, buldu. Şimdi Soner yürüyerek gidecek. Araçla ben takip edeceğim. Başka çaresi yok. Aracın altına giderler yoksa. Yetimlerimizi bir araya toparladık. Hadi bakayım. Yemeklerini de koyduk önlerine. Güzelce bir karnınızı doyurun. Kilo almaya başladılar. Güzel oluyorlar. Uyuzlular da iyileşiyor. Çok güzel. Sonra da şimdi kuru mamalarını getiriyor. Buraya gelin buraya. Yemek burada. Onlar konserve peşindeler ama yemek varken açmıyoruz hazır. Gerek yok çünkü. Buraya gel buraya. Size size. Yemek olmadığı zaman konserve veriyor. Sırf kuru mama yemeyin diye. Evet, üçkağıtçılık yapmayın. Burada etli, et sulu çok güzel yemekler var. Merhaba bebişler. Bunlar da bizim sel bebişlerimiz dostlar. Üçü burada. Sağlıkları da yerinde çok şükür. Üşümüyorlar, ıslanmıyorlar. Anneler de yanlarında. İşte kurtarabildiğimiz üç bebiş. Hayata tutunmaya çalışıyor. Bebişlerimizin durumu iyi. Gözleri de açılıyor. Yakında gezmeye başlarlar. Biz her zamanki gibi annemizin kuru mamasını ve yemeğini buraya yedekledik. İşte annemiz durdu. Tamam kızım, tamam. Hiç korkma, çok tedirgin. Bir sürü şey yaşadı bu çocuk. Hadi gel bakalım, gel yemeğini. Yavrularının yanına gelsin, biz de uzaklaşalım. Çocukları yine rampadan yukarıya doğru çekmeye çalışıyoruz. Hadi gelin bakalım. Geldim, geldim, geldim. Hadi bakalım. Mamalarını da verdik. Bolca mamaları var. Sürünün çoğunu bu bölgeye çekebildik. Afiyet olsun. Oyun peşindeler. Besleme yapacağımız sırada bir çocuğumuz geldi. Bir sürü yara var, kesikler vesaire. Ne olduğunu bilmiyoruz. Hemen aracımızı alacağız. Çocuğumuzu hemen kliniğe getirdik. Adapazarı Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'ne. Sonra koşarak kucakladı, götürüyor. Ben bu çocukları tutmaya çalışıyorum. Onlar da içeri girmek için uğraşıyorlar. Şimdi ben de girip hekimlerle görüşeceğim. Tedavileri bittikten sonra inşallah düzelecek. Bayağı bir yara var dostlar. Sizin gördüğünüzden başka karının alt bölgelerinde de yaralar var. Nasıl oldu bilmiyoruz. Diğer çocukların durumu iyi. Kontrolleri de yapıyoruz gelmişken, yaşam alanlarımızın. Mamaları falan her şeyi var. Önemli olan şimdi bu çocuk. Dediğim gibi tedavisi tamamlanınca yaşam alanımızda bakmaya devam edeceğiz. Bakın dostlar, sizlerle bunu da paylaşayım. Yine Adapazarı Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi ekipleri şu an kontrole çıktılar. Her gün bu şekilde birkaç kez bu sahalar kontrol ediliyor. Yaralı var mı, hasta var mı vesaire diye sizlere bahsetmiştim. Ekip girebildikleri yerlere kadar her yeri geziyorlar. Şu an biz kontrolleri yaptık. Mamalıklarda yemekler ve mamalar var. O yüzden biz burada mama açmayacağız. Ekip bütün kulübelerin işlerine kadar her yeri kontrol ediyor. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Yani istenirse her şey çok güzel bir şekilde çözülür. Buradaki çocuklar rahatlar. Sen doydun mu? İşte ileride de karınlarını doyuruyorlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Biz şimdi hemen ormanlık alanlara, ekibin ulaşamadığı yerlere doğru hareket ediyoruz. Tabii çocuklar da beni rahat bırakmıyorlar. Düşüreceksiniz ya, düşüreceksiniz ya. Hep bunları anlatmaya çalışıyordum. Buralar vatandaşa da açık. Yeter ki geldiğinizde ekibe haber verin. Sizinle beraber her türlü beslemeye destek vereceklerdir. Kolay gelsin. Bu bölgedeki çocuklarımızın yanındayız. Buraya bolca kuru mama koyduk örtünün üzerine. Bir kısmı buradan karnını doyuruyor. Diğerleri de sırasını bekliyorlar. Kara kız yine beni buldu. Biraz onu seveyim. Diğer çocukların mamalarını da yedekledik. Ağaçların altlarındalar.
Şimdi onu da paylaşayım dostlar. İşte burada. Onlar da karınlarını doyuruyorlar. Bolca yedek mama da bıraktık. Yolumuza devam ediyoruz. Burayı da sizlerle paylaşayım. Her seferinde biz buralara mamalar yedekliyoruz. Bakın mamayı koydum. Bir çocuk buradan karnını doyuruyor. Yukarıya uzunca bir hat çektik. Diğer çocuklar da burada karnını doyuruyor. Kaplan. Hadi gelin bakalım. Hepinize afiyet olsun. Bugün buraya araçla giremedik. Aracımız bakımda. Siz bu videoyu izlediğinizde araç çıkmış olacak. Merak etmeyin. Kimseden bir şey istemiyoruz. Mamaları sırtımızda taşıdık. Sen niye orada bekliyorsun? Bu yola normal bir araçla giremiyoruz. İşte buralardan geçemiyoruz dostlar. Riske gireriz. Araç batar. Buradan araç çıkıncaya kadar böyle idare edeceğiz. Burası tamamen orman yolu. Şu karşıda da sizinle paylaşayım. Orası da bayağı berbat. Bugün iki tur yapacağız. Ve mama yükledik geldik. Şimdi mamaları kullanacağız çünkü fazla yük koyamıyoruz. Buradan biz de geçelim. Evet. Tekrar döneceğiz. Bir daha mama yükleyip bir daha geleceğiz. Buradan biz bile son el dediği gibi geçemiyoruz. Aracı nasıl sokayım ben buraya? Sırtta da olsa çocukların mamalarını getiriyoruz dostlar. Hiçbir yeri boş bırakmayacağız. Dediğim gibi iki seferse iki, üçse üç sefer yapacağız. Çünkü çocukları keyfimize göre beslemiyoruz. En ufak sıkıntıda da bugün olmasın diyemeyiz. Aynı rutinde devam ediyoruz. Buradaki mamaları tamam. Doyduk mu? Hadi siz de buradan geçeyim bakın. Afiyet olsun. Ben çekileyim de rahat rahat yesinler. Kralın bölgesine geldik. Sesleniyoruz. Kral, gel, 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 gel. Neredesin sen? Kral. Kral. Gel oğlum, gel. Gel güzelim. Kral. Adını da bilirmiş benim yakışıklım. Sen neredesin, neredesin? Gel ama çocuk neredesin? Gel bakalım, gel bakalım. Heyecanlandık. Tamam, hemen hemen konserveni verelim seni. Soner şunu açalım. Büyüdük. Şöyle bir bakalım ya. Büyüdük mü? Güzel olduk mu? Hadi bakalım. Aferin benim kralıma. Bugün ikinci turda iki kova yemek bulduk. Bu orman çocuklarımıza da getirdik. Onlara hep kuru mamalar veriyorduk. Tepsiyi doldurduk. Burada da kuru mamaları var. Yettirebildiğimiz kadar bu mağdur bölgelere de yemek getirmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım, afiyet olsun. Buradaki çocuklarımızın da yemekleri tamam. Biraz kuru mama üzerine sulu yemekler döküyoruz. İştahla yiyorlar. Hadi bakayım, afiyet olsun. Bebişlerimize yemek getirdik. Üç tanesi burada. Bir tanesi yuvanın içerisinde. Bir tanesi de orada, bakın anneyi emdi. Şimdi bize doğru geliyor. Tıpış tıpış. Gel gel, yaramaz. Gel. Koş 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 yaramaz, koş yaramaz. Ne güzel koşarmış. Aferin sana, aferin. Deşi bir yerde bunlar. Ne oldu benim sakallı kızım? Ne olmuş benim kışıma, tombiş kışıma? Sizin mamalarınızı verdik ya. Mamalık dolu. Şimdi bebişlerin özel yemeği var. Canlar ondan çekiyor. Kıyamıyorlar da yemeğe. Bebişler bitirsin. Kalanı senin, tamam mı? Aferin benim kızıma. Hadi yiyin, beraber yiyin. Ben şimdi uzaklaşacağım. O tarlanın içerisindeki mama paketleri yırtılmış. Yenilerini hazırlayacağız. Hepsine mamaları da yedekleyeceğiz. Siz beraber mi yiyorsunuz? Hadi afiyet olsun. Hepsinin karnı tok aslında. Tok olduklarını şimdi size göstereceğim ben. Tok olduklarını şöyle göstereyim dostlar, bakın. Burası mamayla dolu. Burada da bolca mama var. Siz kimi kandırmaya çalışıyorsunuz? Göbüşlere bakın. Daha
Biz sabah kahvaltısıyla duruyoruz. Yaramazlar. Şimdi oyun peşindeler. Bakın mamaya falan geldikleri yok. Orada yemeği de bıraktılar. Hadi bakalım görüşürüz. Yaşam alanındayız. Burada çocukların yemekleri bitmiş. Önce bir kuru mama açtık. Biraz sakinlesinler. Karınlarını bir kuru mamayla doyurmaya çalışsınlar. Sonra yemeklerini vereceğiz. Hep anlatıyorum, ilk etapta böyle bir heyecan oluyor. Dur evladım. Hadi bakalım. Yaramazlık yapmadan karnınızı doyurun. Geliyoruz biz şimdi. Bunlar yemeğin kokusunu aldılar arabada. Şimdi de yemeklerini verdik. Kuru mamaların üzerine çorbaları, bolca da yemek. Önce bir sakinleşecekler. Şimdi biz bir tava hazırlayacağız. Buraya gelemeyen yavrular ve anneler var. Onlara götüreceğiz. Buraya da bir tava yemek koyduk. Bol etli, pilavlı. Her şey var içerisinde. Dedim ki siyah anne ürkek, ben yaklaşınca uzaklaştı. Ben şimdi çekiliyorum. Yavrularıyla beraber diğer anne de gelip buradan karnını doyuracak. Sürü biraz koşturunca yavruları alıp çalılığa çekiliyorlar. Onların da bolca mamaları var. Hadi bakalım. Afiyet olsun size de. Gel Çakır. Gel biz gidelim kızım. Çakırım, çakırım. Güzel güzel çakırım. Yine her zamanki gibi sadece cam göz bana yardım etti. Sen etmedin. Boşuna üçkağıtçılık yapma, seni gidi seni. Sen oyun peşindeydin. Bu bölgedeki işlerimizi komple tamamladık. Yemeklerini bitirdiler. Oraya biraz daha ilavelerini yaptık. Şimdi son kez çevreye dolaşıyorum. Ne oldu? Sen gitmiyor mu yemek yemeye? Bütün kulübelerimizde çocuklar. İsteyen kulübesinde yatabiliyor. Şöyle. Bu kulübeler de dolu. Bu bölgelere, birçok noktaya tabelalarımız da asıldı. Yine buradan Adapazarı Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bu şekilde birçok noktada uyarı levhalarımız da var. Hiç kimse itiraz edemez. Elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Sizlere hep anlatıyorum. Biz yapıyoruz, uygulamaya koyuyoruz. Ondan sonra sizlerle paylaşıyoruz. Burada da sıkıntımız yok. Çok şükür. Biraz sonra ışıklarımız da yanmaya başlayacak. Yine ortam tamamen sessiz. Bir tek benim gevezeliğimi duyuyorsunuz. Kusuruma bakmayın. Çocuklar kulübelerde istedikleri yere girip çıkabilirler. Özgürler. Mamalar orada. Suluğumuzu yıkadık, temizledik. Otomatik olarak dolmaya başladı. Bakın. Çocuklar tertemiz sularını içiyorlar. Daha ne olsun? Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Şimdi buradan yolumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım çocuklar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Çocuklara seslendik. Hepsi toparlanmaya başladı. Gel, 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 gel. Koşun bakayım buraya. Yemekleri burada vereceğiz. Farklı yerlere kuru mamalar yedireceğiz. Koş, koş, koş. Hepiniz gelin. Güzel yemek var bugün. Soner Doğar da burayı temizledi. Burada bir örtümüz var. İşte olabildiğince. Ben suları taşıdım. İş bölümü yapıyoruz şimdi. Soner de yemeğe taşıdı. Hadi bakalım. Oh, bolca doldurduk. Hadi bakayım. Şuraya bakın. Tavuklu pilavlar, ekmekler. Aferin size. Afiyet olsun. Sularını doldurduk. Tertemiz. Şöyle göstermeye çalışayım. Korkmayın, korkmayın hemen. Bakın, su kabımız orada. Kuru mamalar yedeklendi. Yediler. Karınlarını, göbekleri şişirdiler ama yemekleri hala arttı. Bu çok güzel. Şimdi biz altta birkaç noktaya daha kuru mamalar yedekleyeceğiz. Bu şekilde hiç aç kalmayacaklar. Hadi bakayım. Güzel mi yemekler?
Görüşürüz çocuklar. Soner, oradan düşmek yasak. Uyarıyorum. Oraya da kuru mamalarını koyduk. Bunlar az önce geldiler. Yukarıda karınlarını doyurdular. Kuru mamalarını da yedekledik. Sorun bitti. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bir kısmı da burada yanımızda geziyor. Dursun Deniz, Ahmet Büyükkaya, Sema Durmuş, Sema Özçelik, Gülşen Kapucu, Doğan Bostancı, Sevim Gündoğdu ve Işın Nergis Geren'e çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin.